Vizyoner Bakış'a hoş geldiniz. Öncelikle Allah'ın selamı, rahmeti, muhabbeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun kıymetli dostlarım, değerli izleyenlerim. Efendim bir Vizyoner Bakış programıyla birlikte olmaktan son derece mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Şu anda bizleri kimler konuk edindiyse kalbi muhabbetlerimizle tekrar hepinizi selamlıyorum inşallah. Efendim bugün malumunuz üzere Vizyoner Bakış'ta her hafta yeni bir konu, yeni bir konukla sizlerle birlikte olmaya ve inşallah getirdiğimiz, masaya koyduğumuz o özellikle önemli konuyu irdelemeye ve belki olur ya oradan bir cümle hayatımızın akışına etki eder diye ümit ediyoruz inşallah. Bugün önemli bir mevzuyu kişisel gelişim mi, kişisel kemalat mı ya da kişisel gelişimi hakikaten nasıl algılamalıyız? Kaynağı nereden geldi? Bizde bir şey mi vardı ki onlar onu paketleyip bize sundular? Bunların hepsini konuşacağız inşallah. Efendim yönetim danışmanı ve aynı zamanda yazar Cavit Çakır hocamla beraberiz ve bunu konuşacağız inşallah. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun hocam. Safalar getirdiniz öncelikle. Sefa bulduk inşallah. Evet kıymetli hocam, Akit TV izleyenleri sizin simanıza aşina. Daha önce burada beraberlikleriniz oldu. Evet, burası bizim her şeyimiz, evimiz, evet. Hanemiz, gönlümüz burada elhamdülillah. Evet Cenab-ı Hak muhabbetimizi artırsın. Amin. Ve buradan Cenab-ı Hak istifade kapılarını aralasın. Ben hemen şöyle bir hatırayla başlayayım kıymetli izleyenlerimle. Yıllar önce İstanbul'un umum vaizlerinden Osman Demirci hocam vardı. Çok kıymetli, böyle nur yüzlü, pirifani bir şahıstı. Zaman zaman sohbetlerini Kadıköy Osman Ağa Camii'nde ya da Eminönü Camisi'nde veya Süleymaniye'de, Fatih'te gibi bu cami şeriflerde böyle umum vaizi olunca zaman zaman programlara biz de katılırdık. Öğrencilik zamanlarımızdan bahsediyoruz. Bir gün dedik ki hocamızı davet edelim. Bugün belki de bizim için önemli birkaç cümle biz gençlere ifade edeceği vardır. Hocamız programını bitirdikten sonra kürsüye vardık. Namazdan sonra mihraba vardık. Hocam dedik biz işte falan yerde kalan talebeleriz. Bizim de işte efendim yaklaşık 20-30 tane iletişim halinde olduğumuz arkadaşlarımız var. Bize sohbet etmeye gelir misiniz falan dedik. Hocam şöyle bir gözümüze baktı. Yavrularım dedi. Siz istersiniz de ben gelmez miyim dedi. Hangi gün dedi. Yeter ki bana zamanıma uygun olsun. Dedik hocam falan gün cumartesi günü. Tamam dedi ben de müsaitim. Geldi o gün sohbetin sonunda bir cümle kullandı. Dedi ki evlatlarım yavrularım dedi. Siz de sofraya oturuyorsunuz ya dedi. O sofraya dökülen kırıntılar... Veya su içiyorsunuz, bardakta kalan son damlalar var ya, bilemezsiniz dedi, Allah sizin bedeninizin rızkını ya da şifasını belki de o kırıntıda ya da o damla suda derc etmiş. Onu ihmal etmeyin. Hem dedi, zaten onun karşılığında cennette Allah size şöyle şöyle ikramda bulunacak ama sizin bedeninize gönderilmesi gereken bir damla da olsa şifayı Allah onunla göndermiş olabilir. Onu da siz içmezseniz şifaya ulaşamazsınız. Onun için ben rahmetli Osman Demirci hocamı rahmetle anarken onun bu hatırasından şuraya çıkıyorum. Bu programlardan olur ya bir cümle belki bizim karanlık dünyamıza bir düğme olur ya da düğümlerimizin çözülmesine vesile olur. Rabbim inşallah istifademizi ziyade eylesin. Hemen kıymetli hocam, Cavit Çakır'a dönüyorum. Buyurun. Kıymetli hocam, kişisel gelişim diyeceğiz bugün. Hakikaten ciddi manada bir furya başlatıldı birkaç yıl öncesinden beri. Ama o günden bugüne birçok kimseyle de görüştüğümüzde ızdırap duydukları bir alan. Bu çok kötü bir alan mı? Yoksa faydalı bir şey mi? Onu bugün soracağım size. Ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Kişisel gelişim Batı'nın bir oyunu muydu? Bir planı mıydı? Buradan başlayalım. Evet hocam. Şimdi kişisel gelişim insanın kendisiyle haşir neşir olması, kendisiyle hemhal olması, kendisiyle ilgilenmesi, önce kendisinden başlaması anlamına geliyor aslında.
Yani kişisel gelişimden ziyade kişisel gelişimde uygulanan metotların üzerinde durmak gerekiyor. Yani kişisel gelişim lazım mı? Evet, lazım. Fakat bunun kaynağı, metodu, usulü, uygulaması acaba batıdan geldiği gibi mi olmalı? Yoksa bazı şeyler bizleştirilip ondan sonra mı sunulmalı? Asıl bu soru gündeme geliyor. İşte bu şekilde sunulmazsa, yani batıdan geldiği gibi Amerikanca bir sunum tarzı ile yapılırsa kişisel gelişim, orada bazı hassasiyetler, bazı özellikler, bize uymayan bazı eylemler, söylemler ortaya çıkabiliyor. Bu sefer kişisel gelişim adına başladığımız bir yolda, evet mutlaka bir şeyler gelişiyor fakat bu kişiliğimiz olmuyor. Bu egomuz oluyor, bu bencilliğimiz oluyor. Bu hedefe ulaşma yolunda nasıl gidersen git noktasında bir adım atış ve bir ilerleyiş, bir eylem dönüşümü oluyor. Asıl burada malzemenin iyi kullanılması önemli hocam. Yani metotlar her yerde aynı. Fakat bize sunulurken bizim özelliklerimiz, hassasiyetlerimiz, inancımız, temel dayanaklarımız, kaynaklarımız dikkate alınarak sunulmadı. Ya evet. 1998 yılında bir seminere gittik. Bizim de kişisel gelişim üzerine çalışmamız da o seminerle başladı. Bana faydası oldu, öyle söyleyeyim. Yani ben o seminerden dolayı bu alana yönelme ihtiyacı duydum. Orada bazı söylemler var ki çok insana batmıyor, çok acıtmıyor, çok normal geliyor. Sen her şeyi yaparsın. Yani en takıldığım söylemlerden bir tanesiydi o seminerde. Yani her şeyi yapabilmeniz için her şeye gücünüzün yetmesi lazım. Şimdi evet. İnsan kendine baktığında her şeye gücünün yetmediğini görüyor. Yani güneşi doğdurmamaya benim gücüm yetmiyor. Yağmuru yağdırmamaya benim gücüm yetmiyor. Yani bazı şeyler benim gücümün çok çok dışında, çok çok üstünde. Evet, sunulan usuller, yöntemler, tavsiye edilen konular güzel mi? Evet, güzel. Fakat çerçevelemek lazım yani. Çerçevesini iyi netleştirmek lazım. Çerçeveyi iyi netleştiremediğimizde evet, şuraya geliyoruz hocam. Batının bir oyunu mu? Evet, batının bir oyunu. Yani kapitalizmin, materyalizmin araçlarından bir tanesi haline getiriliyor mu? Evet, getiriliyor. Niye? Çünkü bizim bencilliğimizi, bireyselliğimizi, egomuzu daha ön plana çıkarıyor. Şimdi burada da işte ne güzel biraz önce bir kelime kullandınız. Kemalat mı yoksa kişisel gelişim mi? Ya kişisel oraya gelişim geleceğiz hocam. Aklın evet. Gelişimi değil hocam. Evet. Yani sadece aklı geliştirmek değil. Bugün uygulanan birçok yöntem genelde hep aklı geliştirme yönünde. Hocam mesela şimdi Batı'nın bir oyunu, elbette şöyle diyelim, Batı'nın bir planı, Batı'nın bir ihtiyaç gördüğü bir şeyi modelleyip sunmaktı. Belki bir paket olarak sunmaktı. Lakin şöyle bir sıkıntı var. Onların dikmiş olduğu gömleği biz giyiyoruz şu anda. O gömlek bazen çok büyük geliyor, bazen çok dar geliyor. Bize göre biçilmiş bir kaftan değil. Değil. Evet. Burada bir kere ızdırap duyuyoruz, bir uyumsuzluk var. İkincisi, sanıyorum sizin az önce ifade ettiğiniz cümlelerden de şunu da anladım. Batı kişisel gelişimi kendi baktığı pencereden modelleyerek sundu. Çünkü o maddeye bakıyor. O ruha inmez, duygulara inmez, kalbe inmez. Değil mi? Evet. Yani sadece beden yapısı itibarıyla, bedenin bazı boyutları vardır. Efendim işte duyguları kontrol etme gibi ya da işte efendim duygular başka bir boyuta taşımak gibi. Görünen bir yolla, görünen bir maddeyle bir sunum yaptılar. Bizim ise ta evvelden almamız gereken, bizi evvelden kişisel gelişim sürecine tabi tutan bir yolumuz var. Kesinlikle. Aslında biraz buraya insek daha iyi olur evet. Diye düşünüyorum. Şimdi o seminerde bu ifadeyi duyduktan sonra ben hocamıza şu soruyu sordum. Hocam dedim, ben bu halimle yumurtaya girebilir miyim? Şimdi her şeyi yaparsın ifadesi güzel bir ifade. Hani karşı tarafı, özür dilerim söyleyeyim, gaza getiriyorsunuz fakat hani sonucunu da iyi hesap etmeniz lazım. Sizinle seminerden sonra görüşelim hocam dedi. Biz seminerden sonra görüşemedik hocamızla. O gün bende şu ışık yandı. Ya kişisel gelişim dediğimiz olgu ne?
Evet, doğru. Güzel şeyler var, güzel metotlar var, güzel usuller var, güzel eylemler var. İşte çivileme dediğimiz bir tekniği var, NLP'de kullanılıyor. İşte yeniden çerçevele dediğimiz bir tekniği var, yine NLP'de kullanılıyor. Hani güzel şeyler var, fakat çerçevelemeyi nasıl yapacağımızın ölçüsünü kaçırıyoruz. Hani yeniden çerçeveleme güzel. Evet. Hani bulunduğumuz hali değiştirme, o da güzel. Hani bir şeyin aklımızda daha fazla kalması için çivileme, çiviyle tutturma dediğimiz mevzu, o da güzel. Hani kötü olan usulü değil, uygulama şekli. Buradan da şunu anladım ben. Hadi demek ki insanların buna ihtiyacı var. Yani ki biz buradayız. Hocam, bizim bile ihtiyacımız peki, var ki biz buradayız. Şöyle ifade edeyim. Bir boşluk mu vardı ki bu paketi alıp kullanma ihtiyacını hissettik? Şimdi şöyle söyleyeyim hocam. Yani bir kopukluk mu yaşadık? Geleneğimizden, kültürümüzden, örfümüzden, kaynaklarımızdan bir kopukluk mu yaşadık ki böyle bir paketi görül görmez hemen sarıldık ve bu furya saman alevi gibi yükselip her tarafa yayıldı. Kesinlikle şöyle bir şey söyleyeyim hocam. Mesela tasavvufta rabıta vardır, değil mi? Rabıta nedir? Düşünce ile temizlenmedir. Hani düşünürsünüz, hayal edersiniz, irtibata geçersiniz. Rabıta düşünce ile temizlenmedir. Bunu rabıta olarak anlattığınızda din alimleri de dahil olmak üzere herkes size ne diyor? İşte bunun olmadığını, böyle bir şeyin olmayacağını, haram olduğunu, işte hatta şirk olduğunu söyleyen alimlerimiz var. Şimdi buradan dönüyoruz. Bugün yoga adı altında, hani bugün yoga adı altında işte gözlerini kapat, hayal et, düşün. Hani rabıtanın değiştirilmiş hali. Ne ile değiştirilmiş hali? Mananın madde ile değiştirilmiş hali. İşte içsel temizlenme dediğimiz olay, içe dönme dediğimiz olay. Ne ile yapıyorlar bugün? Yoga ile yapıyorlar. Ha bunun başka inançlara dair bir ibadet olduğu konusu da yine gündeme getirilmesi gereken bir konu. Ha onu yaptığınızda bunun adı kişisel gelişim oluyor. Bunun adı temizlik oluyor. Bunun adı işte arınma oluyor. Bunun adı stresten kurtulma vesaire oluyor. Ama aynı kaynak sizde var ve yıllar öncesinde kullanılan bir kaynak. Adı rabıta. Rabbül Alemin'in de Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi akletmez misiniz, tefekkür etmez misiniz? Yani biz aklettiğimizde, tefekkür ettiğimizde ve bu tefekkürün adı rabıta olduğunda insanlarımız farklı farklı bakabiliyorlar. Şimdi burada bile sadece bu iki örneği bile kıyaslamış olsa, bugün yoga dediğimiz şey aslında tasavvuftaki rabıtadır. Yani düşünce ile temizlenme, düşünce ile ruhu harmanlama olayı. Düşünce ile kaza ve kadere de inanmışız. Yani kaza ve kadere inanan insanda zaten stres olmamalı. Ama şöyle hocam, izleyenlerimiz de yanlış anlamasınlar. Yani rabıta yerine yoga yapalım anlamında değildir. Yok, yok, yok. Yoganın neticesi yoktur. Yoganın bir bağlılığı yoktur. Yoganın karşılığı yoktur. Yoga sadece o anlık bir bedene belki hükmete vardır. Mesela şey de hocam... Mesela Hristiyanlık inancında da hani biz işte keramet deriz. Daha doğrusu İslam inancında keramet deriz. Onlarda da istidraç vardı. İşte yani mesela öyle anlar olur ki adam mesela büyük bir İslam alemine gitmiş. Demiş ki ya falan Hristiyan falan Papa efendim işte şöyle ellerini kaldırıyor. Oradan üzüm tanelerini falan alıyor. İkram ediyor. Hakikaten üzüm ikram ediyor falan. Ondan sonra alim bay diyor, kafir diyor. Demek ki yani başka bir şeyler ifade ediyor. Burada kullanmak istemiyorum. Yani bazı halleri Cenab-ı Hak onlara da ihsan eder ama o sonuçsuzdur. Bazı olaylar, bazı kerametler, bazı rabıtalar insanların imanını arttırıp neticeye götürmesi gerekirken işte yoga ya da az önceki o şeyin cennetin üzümlerinden alıp ikramı gibi bu sefer küfürlerini arttırır. Evet. Yani şimdi, çünkü ben diyor, ben yapabilirim. Bizde kaynak var hocam. Ben kaynak yapabilirim. Ben her şeyim, mükemmelim. Benden başka iyi yok. Ben dünyayı kurtarabilirim. Halbuki Kur'an ve sünnet size haddini bil ya. Sen sadece senden ibaretsin. Sen dünya değilsin. Evet. Şimdi dünya senden ibaret değildir. Kesinlikle. Sen hürsün, özür dileyerek söylüyorum. Hürsün ama Abdullah'sın ya, kulsun. Sınırların var. İşte her şeyi ifadesi, sen her şeyi yaparsın ifadesi.
Bizi ciddi manada düşünceye sevk etti hocam. Kendime de kızdım bu araştırmayı yaparken. Ondan sonraki süreçte ciddi manada bir araştırmanın içine girdim ben. Yani demek ki kişisel gelişime bir ihtiyaç var. İnsanlarımız akın akın gidiyorlar. İşte adı, konusu, anlatışı, anlatanı farklılaşıyor ama hani özeti aynı. Bugün NLP dediğimiz şeyin bir çizgisi var. Ve o çizgide anlatıyor herkes ne anlatırsa. İşte çeşitli aşamaları var. İşte sonunda koç oluyoruz. Şu an herkes yaşam koçu, işte NLP koçu, bilmem şu koçu bu koçu. Hani ortada bir sürü de şey dolanıyor bununla alakalı. Ve gerçekten insanlar o insanlara öyle şeylerinden bahsediyorlar ki eğer karşı taraftaki insan bunu suistimal edecek olsa çok da büyük suistimallere de kapı açılabilir. Çünkü burada sizi dinleyen kişinin de gerçekten çok sınırlarını, haddini, hududunu, hukukunu bilen bir kişi olması gerekiyor. Yani herkese gidip de her şeyinizi de açamıyorsunuz. Bunun daha farklı teknik ve taktikleri de var. İşte işin hipnoz kısmı vesaire birçok çalışması var. Bu süreçte o ifade benimde bir ışık yaktı. Yani sen her şeyi yaparsın. Sordum soruyu, cevabını da alamayınca bu alan üzerinde ciddi bir araştırma yaptım. Sonuçta kişisel gelişime muhatap olan kim? İnsan. Evet. İnsan, malzeme insan. Yani insanın daha iyi olması. İnsanı yaratan kim? Allah-u Teala. Peki insanın en güzel şekilde nasıl işleyeceğini, insanın en güzel şekilde nasıl gelişeceğini, nasıl kendini tanımlayacağını, nasıl kendini tamamlayacağını en iyi kim bilir? Yaratan bilir. Evet. Bu sefer biz kaynağı çevirdik. Kur'an-ı Kerim'i ciddi manada araştırdım ben. İnsanla alakalı, insanın fıtratıyla alakalı, tavırları, davranışlarıyla alakalı, Rabbül Alemin'in bize yapmış olduğu tavsiyelerle alakalı ciddi bir altyapı oluşturduk. Orada şunu gördük. Aslında kişisel gelişimden maksat kemalat. Eğer biz bunu kemalat derecesinde ele almazsak ya da kemalat noktasından ele almazsak, Batı'nın bize sunduğu gibi insanlarımıza sunarsak, evet bu Batı'nın açık ve net bir oyunu. Hocam aslında biraz da şunu görüyoruz. Sanki temel bir unsur var ki insan. Yapılan her şey, yani öyle o kadar güzel bir süslü bir paket var ki, insanı mutlu etmek amacında. Mutlu etmek için uyguladıkları şeyler insanları mutsuz ediyor. Çünkü az önce ifade ettiğiniz gibi muhataplarınızın da bir hududunu bilme, bir haddini bilme. Efendim bir sınırlar içerisinde yaşama durumunda olmalı ki ya da bir ihtiyaç duymalı ki sizinle muhatap olabilsinler. Evet. Mutlu etme sanatını herhalde geliştirmek istediler. Biraz bu furya farklı bir boyuta taşındı. Aslında Cenab-ı Hak, yani hani az önce ifade ettiniz ya, en iyi kim bilir? Allah bilir. Yani bir saç kurutma makinesini en iyi tasarlayan onun herhalde mühendisidir. Onun dilinden anlayan onun mühendisidir. Bizim mühendisimiz de Kur'an'da bizi eşref-i mahluk olarak ilan etmiş. Kesinlikle. Şimdi... Aslında doğar doğmaz biz şerefli bir mahlukuz. Ahsen-i takvim suretinde tabirini kullanıyor Cenab-ı Hak. Peki o makamdayken o zaman bizim her şeyimiz onun tarafından sunulmuş ki ya da onun ifade ettikleri doğrultusunda hareket etmeliyiz ki o ahsen-i takvim sırrını ya da eşref-i mahluk sırrını her daim koruyalım. Koruyamadığımız için bir boşluğa giriyoruz herhalde. O zaman süslü paketleri alıyoruz. Şimdi orada kaçırılan sınır şu hocam. Orada tamamen insanın mükemmeliyeti üzerinde duruluyor. Aciziyeti üzerinde durulmuyor. Şimdi ben sizin tamamen bütün her şeyinizle mükemmeliyetinizin üzerinde durduğum zaman ne olur? Siz kendinizi çok mükemmel, hatasız, noksansız, kusursuz görmeye başlarsınız. Bu da sizin ister istemez egonuzu, bencilliğinizi ya da gelişmiş gibi görünen gelişmemişliğimizi ortaya çıkarır. İnsanın mükemmelliği kadar aciziyeti de var. Şimdi insanı anlatırken her iki tarafından anlatmak lazım. Yani ele alırken sadece mükemmelliklerini değil, mükemmelliklerle beraber aciziyetini de anlatmamız lazım. Şimdi Esveli Safilin'le Eşref-i Mahlukat arasında çok ince bir çizgi var. İşte siz eğer insan Eşref-i Mahluk'turu çok ön plana çıkarır, sadece Eşref noktalar üzerinden giderseniz bu insanın Esfele düşmesine sebep olursunuz. Çünkü o zaman insanın nefsi
Ölmekten hoşlanır, insan nefsi sevilmekten hoşlanır, insan nefsi gaza gelmekten hoşlanır. Yani insana güzel şeyler söylediğinizde gerçekten insanın içinde güzel şeyler oluşur. Bunun sınırını koruyamadığınızda, işte acziyet tarafını veremediğinizde, evet sen böylesin fakat işte biraz önce sizin de buyurduğunuz gibi üstadın sözü çok yerinde, net. Abdullah'sın yani bir İnsan kulsun. İnsan hürdür ama yine bir Abdullah. Kulsun. Şimdi evet. O sınırı vermediğinizde ki bugün zaten kişisel gelişimin en büyük handikapı budur. Ondan dolayı geliştirme adına oluşturulan bir şey aslında insanları geliştirememiştir. İnsanların akıllarını geliştirmiş fakat ruh dünyalarını, gönül dünyalarını arzu edilen oranda geliştirememiştir. Yani sıfırlamıyorum. Mutlaka artısı var, desteği var. Fakat arzu edilen oranda geliştirememiştir. İşte buradan biz döndük. Kur'an-ı Kerim'i araştırdık. Gerçekten kemalat, yani kişisel gelişimden benim anladığım kemalat. Ve ben 98 yılından bu yana çeşitli seminerler, konferanslar ve işletmelere danışmanlıklar yapıyorum. Sunduğumuz zaman insanlarımızın bize şöyle bir geri döndüsü var. Ya hocam biz bu konuyu daha önce de dinledik fakat sizdeki biraz farklı geldi. Sebebi ne? Sebebi sadece şu. Bizi biz yapan, bizi güzelleştiren, bizi özelleştiren, bizi Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda, Ruz-u Mahşer'de Rabbül Alemin'e karşı gerçekten alnımızı ak edecek kaynaklardan beslenmiş olmamız. Şimdi Kur'an gibi bir kaynak var ve orada insanla alakalı, insanın gelişimiyle alakalı arzu ettiğiniz her şey var. Bakıyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, en büyük kişisel gelişimi o yapmıştır. Evet. Yani Hazreti Ömer, diri diri çocuğunu toprağa gömen Hazreti Ömer, sonrasında adalet denince ismi akla gelen Hazreti Ömer olmuştur. Yani en büyük kişisel gelişimi o yapmıştır. Ne ile yapmıştır? Kullandığı kaynaklara bakmak lazım. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerif, yaşantısı. Bu iki kaynağa dayanmayan, bu iki kaynaktan beslenmeyen ya da bu iki kaynağın onaylamadığı ve bugün kişisel gelişim adına sunulan ne varsa insan da ters teper. Çünkü insanın kaynağı orasıdır. İnsan ne olursa olsun ilahi bir tarafı vardır. Fıtratına bu yerleştirilmiştir. Biz bunu nereden anlıyoruz hocam? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözünden. İnsan İslam fıtratı üzerine doğmuştur. Şimdi fıtratımızda ne var? Bir İslam var. İslam inancı var. İslam'ın kaynağı ne? Kur'an-ı Kerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, her şeyiyle, sözü, oturması, kalkması, yemesi, içmesi. O zaman vesaire. Şöyle mi hocam? Süslü kelimelere aldanmamamız lazım. O paketin içerisinde süslü kelimeler var. Mesela işte bunlardan bir tanesi empati. İlk kullanıldığında kulağa çok hoş gelmişti. Evet. Ve insanlar bunu çok çok kullanmaya başladılar. Hala kullanılıyor. Evet, hala kullanılıyor. Mesela Efendimiz aleyhisselatü vesselam, az önce ifade ettiniz ya, en büyük kişisel gelişimci. Çünkü gerçekten büyük bir akvamı, bir kavmi, bedevi olan, son derece geleneklerine, göreneklerine bağlı ama son derece insani değerlerden yoksun bir milleti öyle bir hale getirdi ki bütün, yani kıyamete kadar gelebilecek bütün insanlara rehber ve muallim edecek bir boyuta getirdi. Amin. Yani nereden nereye taşıdı? Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendiniz için istemediğinizi başkası için istemedikçe hakiki mümin olamazsınız Kamil diyor. İman, evet. Şimdi bakın ne oldu? Ben sizin için düşünmeye başlıyorum. Ben kendim için ne istiyorsam sizin için de düşünmek zorunda mıyım? Evet. İmanım gereği öyle yapmam lazım. Bakın empati kurmuş oldum. Biz bazen süslü kelimeleri süslü paketlerde gördüğümüzde kaynaklarımızı es geçmeye başlıyoruz. Halbuki en büyük kişisel gelişimci, milletleri millet yapan, toplumları üstün kılan, efendim işte bedevileri üstad kılan, muallim eden bir peygamber var karşımızda. Kesinlikle. Şimdi işte burada kaynak noktası hocam, hani Batı'nın bir oyunu mu? Evet, Batı'nın bir oyunu. Niye? Çünkü Batı bizim model almamız gereken noktalardan bizi ne yapması lazım? Başka taraflara yönlendirmesi lazım, çekmesi lazım. Bunun da adı ne oluyor? Maalesef bugün uygulanan birçok manada, hani tamamın içine katmıyorum, mutlaka bu hassasiyetle bu işi yapan arkadaşlarımız da var ve vardır. Fakat genellemesine baktığımızda aldığımız gibi, yani kitap çevirisi yapar gibi, evet. Hani orada sunulan birçok şey bizimle alakalı değil. Mesela empati, çok hoş bir şey söylediniz.
Orada sadece karşı taraftakinin yerine geçme olayı da değil. İslam'da bunun bir de artısı vardır hocam. Hissiyat. Evet. Ben sizin yerinize geçtim, siz benim yerime geçtiniz. Değişen bir şey yok. Ben buradan size bakıyorum, siz oradan bana bakıyorsunuz. Siz oradayken ne düşünüyordunuz, ne hissediyordunuz, ne yaşıyordunuz? Ben buradayken ne yaşıyorum? Kardeşinin o derdiyle dertlenme değil mi? Hissiyat, yani empati de kurtarmaz. Hani İslam açısından evet. baktığımızda burada empati de kurtarmaz. Ona bir de hissiyatı katmamız lazım. Yani karşı taraftakinin yerine geçtim. Ne oldu? Bende bir hissiyat oluşturdu mu bu? Oluşturmadı. Onu hissetmem lazım. Hissederek onun yerine geçmem lazım. Hissiyatı mutlaka katmam lazım. Ama genelde sunulan, bugünkü manada sunulan söylemlerde, eylemlerde ne var? İşte duygusal olmayın. Böyle bir şey yok hocam. Ya bunu duyduğumda ben tüylerim diken diken oluyor. Yani duygusal olmayın. Evet, duygusal olmayalım ama nerede duygusal olmayalım, nasıl duygusal olmayalım? Şimdi ben bir yöneticiyim, farz edelim. Yöneticiyim, öğretilen öğretilerden bir tanesi bu. Elemanlarımdan bir tanesi dertlenmiş, sızlanmış. Duygusal davranmayacağım. İş ne gerektiriyorsa onu yapacağım. Yani bizim inancımıza ne kadar uyuyor? Şimdi hissiyattan geldik ya. Evet. Şimdi birisi dertlenmiş. Evet, çalışanlarımızdan bir tanesi birisi dertlenmiş. Belki ben onunla ilgilendiğimde bunu suistimal etme noktası da var. Hani onu da biliyorum. Çünkü insan zayıftır. Hani insanı bilirseniz bunları rahat görebiliyorsunuz. İnsan zayıf. Hissiyatı kattığınız zaman mecburen duygusal olmak zorundasınız. Ama şunu demiyorlar, tamamen duygularınızla hareket etmeyin noktasında demiyorlar. Ben duygusal davranmayın. Şimdi duygusal davranma da duygusuz davranabilir miyiz? Şimdi biz şurada 10 kişi alasa, 11. kişi olarak biz aralarına dahil olsak ne yapacağız? Mutlaka ve mutlaka biz de o duygunun içine gireceğiz. Türkiye şartlarında duygusuz bir yönetim yapamazsınız. Evet. Ama bize ne diyorlar? Duygusal davranmayın. Kıymet Hocam, burada kalalım. İşin içerisinde duyguları katmadan olmaz diyoruz. Çünkü insan duygusal bir varlık aynı zamanda. Aklı olan ama duygusal olan bir varlık. Onu konuşmaya çalışacağız. Kısa bir ara diyeceğiz. Biz burada olacağız. Sevgili izleyenler, kısa bir ara vereceğiz ama vizyoner bakışta önemli konular konuşulacak. Bekliyorum sizi. Efendim, tekrar vizyoner bakışta beraberiz. Beraberliğimizden de Rabbim inşallah maddi manevi istifademizi ziyade eylesin. Tekrar hepinize hayır, huzur, bereket dolu günler diliyorum. Ve aynı zamanda böyle Ramazan'ın iftara doğru ilerleyen saatlerinde böyle Rabbim tüm dualarınızı kabul eylesin diyorum. İnşallah Ramazan-ı Şerif'i de doya doya yaşayanlardan eyleriz. Ve Ramazan-ı Şerif'i de kişisel gelişimize, kemalatımıza vesile kılarız Allah'ın izniyle. Efendim, az önce şöyle bir ifade kullanıldı. Batı'dan gelen bir modelle kişisel gelişimde duyguları katmayın diyor. Ama halbuki insan duygusal bir varlık. Nasıl katmayız? Onu konuşuyoruz. Evet kıymetli hocam. Hani hatırlarsanız, gerçi başka bir hocamızla bazı bir şey paylaşmıştık bireysel manada. Orada bir mana çıkmıştı. İnsan sadece mideden ibaret ya da akıldan ibaret. Yani mide derken beden ve bir de akıldan ibaret. Bir varlık olsaydı birçok şey rahat olurdu. Konular güzel işlenirdi. Ama insanın kalbi var, gıda istiyor. Ruhu var, gıda istiyor. Duyguları var, gıda istiyor. Aklı var, gıda istiyor. Bir de midesi var, o da gıda istiyor. Bunları komple gıdalandırmaya ihtiyacımız var. Çünkü birisinin eksiği orada arızaya meydan veriyor. Buna işte dikkatleri yoğunlaştırmak. Ya benim her şeyim var, evim var, arabam var, yuvam var efendim. İşte yediğim önümde, yemediğim arkamda diyerek kendisini dünyanın en mükemmel, en harika, en süper insanı ilan etmesin. Yani aklında bir boşluk var, aklını doyurmaya ihtiyacı var. Kalbinde bir boşluk var, onu doyurmaya ihtiyacı var. Ruhunun her şeyden istifadeye
Biz çünkü ruh bedenden ayrılınca cesedi götürüp toprağa gömüyoruz hocam. Daha 3 gün önce 25 yaşında bir delikanlı kardeşimizi bir trafik kazasında Hakk'ın rahmetine kavuşup onu ebedi aleme yolcu ettik. Kendi ellerimize toprağa gömdük. Annesi, babası, kardeşler yanı başında ağladılar, sızladılar ama çare yoktu. Çünkü ruhu yoktu yanında. Evet. Demek ki duygularla ruh, acıkmayla ruh, akılla ruh, duygularla, bedenle, kalple ilişkili bir varlık. O zaman onu doyurmaya çalışmak lazım. Kesinlikle, değil mi hocam? Kesinlikle. Şimdi baktığımızda hocam, yani bütün beşeri sistemlerin en büyük arızası zaten budur. Yani ruha çok fazla hitap etmez. Kuraldır, kural budur. Niye budur? İşte askerde hepimizin dikkatini çekmiştir askerlik yapan herkesin. İşte bir teneke var, tenekenin başında nöbet tutuyorsunuz. Niye? Zamanında o teneke denetimde bir hata yapmış, ya düşmüş, bulunduğu yerden düşmüş ya da yan yatmış vesaire. Şimdi burada tamam bu emirdir, burada bunu yapalım ama niye yapalım sorusunun aslında birçok zaman cevabı yok. Şimdi Türkiye şartlarında özellikle İslam toplumunda siz kişisel gelişimden bahsediyorsanız, duygusuz bir kişisel gelişim ya da batıda uyguladığınız metotlarla bir kişisel gelişim burada ancak ne olur? Bir infiale sebep olur hocam. Yani sizi bizden koparır, bizi sizden koparır, bizim aramızdaki güzellikleri alır gider. Ha, buna ihtiyaç var mı? Evet, gerçekten ihtiyaç var. Biz bunu 98'den bu yana yapıyoruz ve gerçekten ne kadar ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Ha, bu şekilde yapılırsa aslında insanlarımıza ne kadar faydalı olacağını da görüyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatı, onun yaşantısı, sahabe-i kiram Efendimizin yaşantısı, bütün bunlarla beraber mesnevi mesela hani burada kullandığımız ciddi kaynaklardan bizim, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesi kullandığımız ciddi kaynaklardan, işte mukaddime işin sosyal boyutu ve siyasi boyutu ve coğrafi boyutunu bütünleştirme açısından yine kullandığımız ciddi malzeme. Bunlarla harmanlayıp bir kişisel gelişim modeli ortaya koyduğunuzda işte bunun adı Batı'nın oyunu olan bir kişisel gelişim değil. Aslında özümüzün, sizin de bu arada öze dokunuş seminerleriniz var, çok hoşuma gidiyor. Yani kelime çok hoş, başlık çok hoş ve orada dokunduğumuz yer çok hoş. İşte özümüze döndüren noktaları orada yakalama şansımız oluyor. Yoksa bugün Batı'daki bir fikir geliştirilmiş, aynı fikri biz alalım, buraya entegre edelim. İşte bunu nerede yaşıyoruz hocam? Avrupa Birliği sürecinde yaşıyoruz. Uyum yasalarını bir türlü geçemiyoruz. Niye? Çünkü onların yapısalıyla ve yapısalını etkileyen kültürel etkenlerle bizim yapısalımız ve bizim yapısalımızı etkileyen kültürel etkenler hiçbir zaman bütünleşik olmadı, olamaz, olmayacak. Bağ uyuşmazlığı dolayısıyla, var yani. Kesinlikle kan uyuşmazlığı var. Yani dolayısıyla biz Avrupa'ya birlik olsak bile Avrupa'ya birlik olamayacağız. Yani hep aykırı olacağız biz. Niye? Yapısalımızda bu var. Kültürümüzün, geleneğimizin, göreneğimizin tamamı Avrupalı gibi olsa bugün bir İngiliz, bir Fransız bir araya rahat gelebilir. Ama bir İngiliz'e, bir Müslüman Türk bir araya geldiğinde, bir Müslüman bir araya geldiğinde aynı bağ, aynı frekansı, aynı noktayı yakalamaları daha uzun süreç alır. Evet. Yani burada maalesef Batı'dan gelen birçok şeyi sırf Batı'dan geldiği için ve süslü, janjanlı ifadelerle, kelimelerle, eylemlerle, söylemlerle geldiği için biz kabul ediyoruz. Fakat kaybettiğimiz çok şey var. Bir örnek vereceğim. Bir arkadaşımızın çok hoş bir anısı var bununla ilgili. Mesleğe yeni başladığı zamanlardan bahsediyor. Antalya'da bir tane otele eğitime gidecek. Eğitime giderken de diyorlar ki kendisine, aman ha sakın inşallah, maşallah gibi kelimeleri kullanma. Çünkü otel sahibi ateisttir ve her yaz döneminde, dönem öncesi de çalışanlarına eğitim verdiriyor. Yani öyle de bir artı alışkanlığı var. Ateisttir, sakın ha orada bu tür ifadeleri kullanmayın. İşte eğitimi yarıda bıraktırır, müşteri kaybederiz vesaire. Evet. Kardeşimiz de esprili bir yaklaşımla diyor ki, tamam inşallah diyor. Anlatımların esnasında inşallah maşallah demeyeceğim inşallah diyor. Neyse sunuma gidiyor hocam. Giderkenki verdikleri örneklerden bir tanesi de şu, ön yargılardan bir tanesi de şu. Birinci dersi dinler, kafasına yatarsa ikinci derse gelmez.
Vatandaş birinci dersi dinliyor, ikinci dersi dinliyor, üçüncü dersi dinliyor, dördüncü dersi dinliyor, ikinci gün dinliyor, akşamına kadar. Yani iki gün akşama kadar dersleri dinliyor. Dersler bittikten sonra hocamızı yanına çağırıyor. Diyor ki, kardeşim diyor, ben bu zamana kadar işte adı etkin iletişim oldu, adı işte satış pazarlama oldu, adı kişisel gelişim oldu, adı şu oldu, bu oldu. Ben bu tarz seminerleri defalarca dinledim. Defalarca bu çalışmaların içinde oldum. Sizin sunumunuz bana çok farklı geldi, çok tatlı geldi. Bunun sebebi nedir? Arkadaş diyor, söylesem tartışacağız. Dedim ki diyor, ben size söylemeyeyim en iyisi. Niye? Ya işte buraya gelirken bana sizin nasıl birisi olduğunuzdan bahsettiler. Ben şimdi burada kullandığım kaynakları söylersem size sizinle tartışırız. Yani mutlu bir iki günün sonunda tartışarak gitmek istemiyorum. Israrla söyleyince o da söz alarak diyor ki, söyleyeceğim. Biz diyor, bütün kaynağımızı, bizim gibi yapan insan çok az hocam şu an bu işi. Hani kendi kaynaklarımıza, kendi öz kaynaklarımıza, kendi öz varlıklarımızla yapan insan sayısı maalesef çok az. Herkes popülizmin işte sahnede çok yer alma modundan yola çıkarak, hani çok fayda sunmadan ziyade işte çok insana seminer verdim, çok insana karşı karşıya geldim, çok insana şunu yaptım. Ne oldu? Sonucunda ne oldu? Ne değişti o insanlarda? Onun üzerinde durmak lazım. Şimdi diyor ki işte, ben size söylersem tartışırız sizinle. Tamam, söz diyoruz. Yapmayacağım, tartışmayacağız. Diyor ki, benim kaynaklarım Kur'an'dır. Ellerini diyor masaya bir vurdu. Olamaz böyle bir şey. Kur'an'da bunların ne işi var? Çünkü kafasında öyle bir şey var. Evet. İşte durun, daha bir tanesini söyledim, diğerlerini söylemedim deyince oturuyor. Diyor, ikincisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıydı. Üçüncüsü sahabe-i kiram efendilerimizin hayatıydı. Dördüncüsü işte kullandığımız kaynakları sayıyor. İşte Mevlana'ydı, Marifetname'ydi, Mukaddime'ydi. Kaldı diyor işte Allah dostlarının hayatı. Çünkü onlarda da müthiş bir kemalat eğitimi ve kemalat olgusu vardır. Bugün bir Said Nursi Hazretleri'nin insanlarda yaptığı değişimi, gelişimi Batı'nın hangi kişisel gelişimcisi yapabildi? Hangi filozof? Bir cümle kullanmıştı da geçen bir yerde karşılaştım. Onların boğulduğu alanlarda, ki felsefeden bahsediyor, ben de yürüdüm, topuklarımı ıslatmadı diyor. Şimdi yani biz de niye kaynağımızın farkında olmuş olsak ve o kaynaklardan beslenerek adım atmış olsak aslında asıl gelişimin kapısını açmış olacağız. Çünkü evet, bugün aklın bilgiye ihtiyacı var, fakat bilgiye çok rahat ulaşabiliyor. Ama ruhun ihtiyacı olan şeylere ulaşmak kolay değil ve rahat değil. Onun mücadelesini iyi vermek gerekiyor. Şimdi arkadaşımız diyor işte saydım. Öyle deyince diyor, olmaz kardeşim dedi diyor. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye? Kur'an-ı Kerim almaya. Niye? Ben çünkü bazı notlar aldım, sana onları soracağım. Eğer bunlar Kur'an-ı Kerim'de varsa ben bundan sonra Kur'an-ı Kerim'le alakalı hiç olumsuz konuşmayacağım. Kabul diyorlar. Gidiyorlar, bir tane Kur'an-ı Kerim alıp geliyorlar. İşte diyor ki, sen kim işte başkasına yaptığımızı gerçekten başkasına mı yapmışızdır diye bir soru var bizim eğitimlerimizin birinin içinde. O arkadaşımız da bu soruyu soruyor. İşte başkasına yaptığımızı gerçekten başkasına mı yaptık? Bunun diyor temelini bana söyler misin diyor. Bu çok hoş bir ifade. Hoşuma gitti. Çünkü arkasından işte ışığın yanması, suyun akması, hani onun ticari manada hoşuna giden birçok açılım var. Hani boş ver işletmenin elektriği yansın, boş ver işletmenin suyu aksın demeyin. Hani başkasına yaptığımız başkasına yaptığımız mıdır sorgusuyla götüren bir iç çalışma. Bunun diyor bana kaynağını söyle. Tak açıyor Bakara suresinin son iki ayetini. Orada çok hoş bir ifade var. Kim kazançlı ne yaparsa kendi lehinedir. Kim de zararlı ne yaparsa kendi aleyhinedir. Bu ayet-i kerime okuyunca diyor ki, gerçekten varmış. Peki diyor, şunu söyle. İşte yalan. Onu gösteriyor. Tabii yalan ile alakalı. Bir de diyor, sen hiç kural koymadın. Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de irşat metodunda yap yapma ifadelerinden ziyade hani sakındırmaya yönelik, düşündürmeye yönelik hep ifadeler kullanmıştır. Bizim bugün kişisel gelişim dediğimiz olguda kullanacağımız metot da, dil de bu olmalı, hal de bu olmalı. Allah Resulüne baktığımızda da aynı şeyi görüyoruz. Yani genelde sorarak, karşı tarafın vicdanına dokunarak, karşı tarafın içine inerek bunu yaptığınızda o zaman kişisel gelişim oluyor. Yoksa kişisel gelişim oluyor fakat bana bağlı bir kişisel gelişim oluyor. Ben yanındaysam faydalı, ben yanında değilsem yine kişi ne yapacağını bilemiyor. Evet.
Yani olmadığı zamanda da en nihayetinde hocam bağlayalım bu güzellik. Çünkü sonu çok güzel. Asıl gelişim orada. En nihayetinde bütün kafasına takılan soruları soruyor, cevaplarını alıyor ve hepsinin de kaynağını gösteriyor hocamız. Diyor ki ben kelime-i şehadet getirmek istiyorum. Allah Allah. Şimdi demek ki biz kendi kaynaklarımızı kullandığımızda karşı taraftaki gönüllerde asıl arzu edilen gelişimi oluşturabiliyoruz. Ne zaman ki kendi kaynaklarımızı kullanmıyoruz, biraz önce çok net bir ifade kullandık. İnsanı yaratan, insanın nasıl en iyi olacağını en iyi bilendir. Kaldı ki alim diyoruz değil mi hocam? Yani evet. Şimdi el alem ve el alim biraz karıştırılıyor. El alem bilmez. Kim bilir? El alim bilir. Ya o biliyor. Biz nasıl iyi oluruz, nasıl güzel oluruz, nasıl düzgün oluruz, evet. Nasıl cennetlik oluruz, nasıl rızasına ereriz. Şimdi kişisel gelişimdeki gayenin de metodun da asıl oraya yani. Kitlenmesi evet. Gerekiyor. Yani bencilliği, egoyu artıran, aklı büyütüp de ruhu daraltan, ruhu küçülten bir kişisel gelişim. Yani nereden gelirse gelsin, kim tarafından uygulanırsa uygulansın, nasıl sunulursa sunulsun. Aslında bizim kabul edeceğimiz ya da etmemiz gereken bir kişisel gelişim kesinlikle değil. Evet, akıldan ibaret görülen her bir şey hocam insanı belli bir noktaya kadar taşır. Aklıyla görmediğine de bu sefer inanmayacaktır. Onun ötesine çünkü geçemiyor. Geçemiyor. Maalesef bu asır özellikle tabiat felsefesinin, materyalist felsefenin hüküm sürdüğü, efendim işte mutlaka aklıma hitap etmeli yoksa ben bunları kabul etmem ya da madde olmalı ben onun dışında görmek istemem diye ifade ettiklerinde de şöyle bir cümle karşılığına çıkıyor. Evet her şeyi maddede arayanlar var ama her şeyi maddede arayanların akılları gözlerine inmiş. Göz maneviyatta kör ki kör yani göremez. Göremediği için sizin az önce ifade ettiğiniz gerçekten o yüreğe dokunamıyor, dokunamadığı için adam hep belli bir kalıplar içerisinde. Bu sefer kendisini ateist diye isimlendiriyor. Hocam hakikaten bunların yürekten ama kaynaktan kopup gelmesi kesinlikle lazım. Biz kaynaklarımıza geri kaldık. Geçen yine arkadaşlarla beraber bizim zaman zaman sohbetlerimiz, derslerimiz olur, tezekkürlerimiz olur. Hatta Ramazan ayında bile gece bir saat mutlaka ilerleyen saatlerde tefsir saatlerimiz olur bizim. Bunlar hep aslında insanı geliştirmeye yönelik, aklını, ruhunu, kalbini, duygularını kemalata erdiren etkenler. Ama biz farkında değiliz. Biz başka şeylerde arıyoruz. İfade buyurdu ki, yani düşünün sizi burada tanzim edememiş bir duygularınız var, tanzim edememiş bir aklınız var. Sizi ebedi alemde sizi nasıl tanzim edebilir? Evet. Kendisi sanıyorum yani daha bu Suriye olayları karıştırılmadan Şam'da bulunuyor. Orada bir alim, zat kürsüde vaaz veriyor cuma günü. Arkadaşlar diyor, insanların diyor kendilerini geliştirerek dünyaya hükmettiklerini eğer görmek istiyorsanız ve gerçekten nasıl insan yetiştirip dünyada nizam sahibi olduklarını görmek istiyorsanız bakın Osmanlı'ya niçin yaptılar biliyor musunuz? Kaynakları olan Kur'an ve sünnete uydular, dünyaya hükmettiler ve insanlar onlardan medeniyeti öğrendi, huzuru gördü, muhabbeti fark etti. Barışı yakaladılar. Şimdi bakın onlara. Tabii bu yaklaşık bir 10 sene önce yaşanmış bir hadise. Şimdi bakın onlara. Daha önce Kur'an'a uydukları için bir tek valileri bizim bu bölgelere komple hüküm edebiliyor. Bir emirle herkes ona itaat ediyordu. Şimdi yine insanların ne kadar alçaldıklarını, ne kadar zelil duruma düştüklerini, ne kadar perişan bir hale geldiklerini görmek istiyorsanız yine Osmanlı'nın devamına bakın. Çünkü Kur'an'dan uzaklaştılar. Buraya
Eskiden vali olarak geliyorlardı, şimdi inşaat işçisi olarak geliyorlar. İşte. Yani burada mesleği yükseltmek ya da alçaltmak anlamında değil. Değerlerine bağlı olanların kemalata erdiklerini, olmadıklarını, nasıl böyle kötü hale geldiklerini ifade eden bir örnek. Ama tabii elhamdülillah bu millet, bu devlet yine o güzel küllerin içinden kendisine gelebilmeyi elhamdülillah öğrendi ve ayağa kalktı ve biz varız dediler. Aslında biz de ciddi manada özümüze yavaş yavaş dönüp kemalata doğru yol alıyoruz, işte değil orada mi? Orada bize çok görev düşüyor hocam. Bizim gibi bu işi yapan arkadaşlarımızın, burada biraz da maalesef işin yine popülist kısmından geleceğim ben. Belediyelerimiz var, işte derneklerimiz, vakıflarımız var, okullarımız var. Hani bu arkadaşlarımız bir değerlendirme yaparken, kişisel gelişim noktasında yapılan bugün birçok yerde seminerler, konferanslar var. Bunlar bu çalışmayı yaparken daha çok kimin kitabı çok satıldı, kimin yazısı daha çok okundu. Hani bundan yola çıkarak gidiyorlar. Hani kimin kaynağı ne noktasından bakılması gerekiyor. Yani bizim ne olursa olsun kaynağımıza dönmemiz gerekiyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü aile asıl kişisel gelişimin, asıl insanın kemalatının, kamil, insanı kamil olmanın başladığı nokta aile. Yani ailenin iyileştirilmesi gerekiyor, güzelleştirilmesi gerekiyor. Bunun da kaynağı nerede? Ya insanlarımıza, madem adı kişisel gelişim, kişisel gelişim üzerinden gidip biraz önce vermiş olduğumuz örnekte olduğu gibi insanların asıl aradığını buldurma. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri öyle diyor. Her ne arar isen kendinde ara, Kabe'de, Mekke'de, hacda değildir. Yani sen içinde bir şeyleri bulamadıysan Kabe'de, Mekke'de, hacda ne yapamazsın? Bulamazsın. Önce içindekileri bul. Evet. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Bizim bir derdimiz olmalı ve o dert bize derman kapısını açmalı. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bunu hiç okumaktır. İnsanın kendine arif olması yaratanı ile arasındaki irtibatın kuvvetine bağlı. Evet, Rabbim inşallah bunların farkında olmayı nasip eylesin. Kıymetli hocam, şu anda üniversite gençleri bu programı izliyor. Öyle net ifade edeyim. Birçok ev hanımı kardeşlerimiz bu programı izliyor. Efendim işte beyefendi kardeşlerimiz, her sektörden insanlar hakikaten bunu izliyor. İnşallah önümüzdeki zaman sürecinde birçok şey paylaşmak istiyorum. İnşallah nasip olursa sizi İnşallah. İlerleyen zamanında bir kez daha almak istiyorum. Bizler de hakikaten öze dokunuş seminerlerine katılıyoruz. Öze dokunuş seminerlerinde bakıyoruz ki hiç alakası olmayan insanlara yürekten bir cümle kullanmışsınız. O ona dokunmuş. Ona dokunmuş. Bir kızımız geldi. Ben liselere zaman zaman seminerlere gidiyorum. İşte radyolarda öze dokunuş programları yapıyorum. Ya da işte Ümraniye cezaevi ve E-tipi cezaevlerinde mahkumlarla sohbete, kesinlikle, seminerlere katılıyorum. Bir kızımız geldi. Hocam emin olun, mini etekli bir liseli öğrencimiz. Hocam dedi, ben dedi bir şey söyleyeceğim ama lütfen dedi şaşırmayın ve benimle de dalga geçmeyin, olur mu? Hayır dedim. Niye dedim öyle düşünüyorsun? Ben dedi az önce dedi sizin anlattıklarınızdan şunu gördüm. Bendeki bütün sıkıntılar, ben huzura varamıyormuşum. Ben namaz kılamıyormuşum. Size söz veriyorum dedi, namaz kılacağım dedi. Ne güzel. Şimdi aslında biz işte kaynaktan alıp yürekten de bunu harmanladığımızda kişisel gelişim bizi kemalata erdirecek. Zaten ibadet, bütün ibadetler başlı başına bir kişisel gelişimdir hocam. Evet. Yani namaz fuhşiyetten alıkoyar, kötülükten alıkoyar. Orucun, Ramazan'ın hakeza bize, evet, kattığı bir sürü şey var yani. Rabbim inşallah hayırlara vesile kılsın. Kıymetli izleyenler, çok şey konuşmak gönlümüzden geçiyor ama zamanımızın kısalığı, darlığından dolayı onları inşallah başka zaman paylaşmaya gayret edeceğiz. Efendim sizlerin namına, hepimiz namına Cavit Hocama çok teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah hayırda kalmayı, huzurda kalmayı nasip eylesin. Vizyoner bakışta kalmaya gayret edin. Şimdiden hepinize hayırlı iftarlar, muhabbet dolu Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz efendim.